Haberi açarken söyledim. Seçim tarihi yaklaştıkça siyasetteki hareketlilik de artıyor. Çeşitli ittifak arayışları, masalarda yapılan pazarlıklar, farklı farklı hesaplar, istifalar, ziyaretler derken her gün yeni gelişmeler yaşanıyor. İşte Beyaz TV klasiği sürmanşette de son gelişmelerin analizi yapıldı. Duygu Çuadar'ın sorularını yanıtlayan Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek önemli açıklamalar yaptı. Çok çabuk unuttunuz bu günleri. Bakın katliam 22 ölü. Vahşetin telsiz bantı. O dönemdeki telsiz konuşmaları. Bakın Duygu Hanım. Sen roketlemeye devam et. Evlere girin, evleri yakın. Hepsini öldürün. Hiç kimseye acımayın. Kadın çocuk öldürün. Özellikle çocukları da öldürün. Arkadaşlar öldürdükleriniz kaç kişi oldu diye soruyor telsizde. Bu PKK terör örgütü benim Kürt kardeşlerimin temsilcisi olamaz. Onu destekleyen HDP olamaz. Bunlar Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekliyor aziz milletimiz. Kemal Kılıçdaroğlu'nu. Ey CHP'liler, siz bunları göre göre oy vereceksiniz öyle mi? Bunun bir vebali yok öyle mi? Yani sizin çocuklarınız buradaki ölen çocuklar olsaydı oy verebilir miydiniz? Kurşuna dizilen kadınlardan birisi sizin kadınlarınızdan, eşinizden, ablanızdan, kardeşinizden birisi olsa oy verebilir miydiniz? Soruyorum. Şimdi Fox TV'de çıkmış bir tane kadın spiker. Kadınların haklarını savunuyormuş da. İşte şöyle kadınların hakkı AK Parti döneminde olmuş da. Ya kadınları kurşuna dizen PKK terör örgütünü bize şirin göstermeye kalkacaksınız. Kalkıp AK Parti'yi suçlamaya kalkacaksınız. AK Parti'nin kadınların okumasını istemediğini de iddia etti o bahsettiğimiz HDP'lere niye ses çıkartmadınız? Maalesef. Daha kaçırılan, tecavüz edilen kız çocukları için niye hiç konuşmadınız? Kürdün hakkını savunan AK Parti'dir. Onlara özgürlüklerini verilmesi için, hakkı olan özgürlüklerini verilmesi için mücadele eden AK Parti'dir. 11 tane üniversiteyi Doğu Anadolu'ya, 9 tane üniversiteyi Güneydoğu Anadolu'ya yapan, binlerce derslik yapan, Kürt çocuklarının okumasını isteyen mi Kürtleri düşünür? Yoksa çocukları, kadınları bu şekilde kurşuna dizenler mi? Allah aşkına. Bakın, Şırnak, Güçlü Konak ilçesine, Çevrimli Köyü'nde baskın düzenleyen PKK militanları, aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 27 kişiyi katletti. İşte o katlettikleri yavrulardan bir tanesi burada. Ey CHP'liler, işte bu PKK sizin genel başkanınız Kılıçdaroğlu'nu destekliyor. İstediğinizi söyleyin. Ey İyi Partililer, milliyetçi izleyeceksiniz. Meral Hanım, bu çocukların hakkını ne çabuk unuttunuz ya. Hepsi, bu çocukların hepimizin üstünde hakkı var. Yani bundan yıllar önce 1990 yılında bu çocuklar hayatını kaybetti diye unutacak mıydık bunları? Unutursak kanımız kurusun. Şuna bakın, Tunceli sınırında Başbağlar Köyü. Önceki akşam baskın düzenleyen bölücüler 27 erkeği kurşuna dizip 5 kadını da diri diri yaktı. Türkiye Gazetesi manşeti. İyi Partililer, bu PKK terör örgütünün temsilcileri terörist başları Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekliyor. Böyle bir şey var mı ya? Bu bir vatan görevidir bu seçimde oy kullanırken. Bunları düşünmek zorundayız. Bu vatanın, bu milletin bekasını düşünmek, geleceğimizi düşünmek, Kürt kardeşimin hakkını düşünmek, bunların yaptıklarını unutmayarak gidip oy kullanmaktan geçer. Şimdi bunlarla CHP işbirliği yapıyor. Altılı masa da bunlarla beraber değilmiş. Ya bırakın bu işleri ya. Bürokraside yer vereceksiniz bunlara. Valilik vereceksiniz. Özellik getireceğiz diyorlar. Özellik. Bunlara özellik verecekler. Bunlar vali olacak, kaymakam olacak, emniyet müdürü, jandarma olacak. Bakın, Bitlis'te köy yakan PKK 30 kişiyi katletti. Görüyor musunuz? 30 kişiyi katletti Bitlis'te. Köy yaktılar. AK Parti ne yaptı? Bunlar güya Kürtlerin hakkını savunuyor. Halkımızı öldürdü. AK Parti de üniversitelerde Kürtçe, Zazaca insanlar gelsinler, okusunlar diye fakülteler açtı. Hangisi hakkını savundu ya? Şuna bakın. Düğün evini bombalamışlar, düğün evini. Vicdansızlar. Merhametsizliği yok. Bunlarda ne Allah korkusu var, ne merhamet var, ne Kürt sevgisi var. Hiçbir şey yok bunlarda. Bunların varı yoğu koltuk. Gerçi ne değişiyor ki Duygu Hanım? Bunların destekledikleri Kemal Kılıçdaroğlu ve onun yanındakiler de bu olan olayları yok sayıyor. Onlar da koltuk için yok sayıyor. Ne için yok sayıyorlar bir söyleyin. PKK terör örgütünü terör örgütü olarak görüyoruz diyor hepsi. Ama gidip bunların meclisteki uzantısı olan HDP ile de işbirliği yapıyor. Siz bu Türkiye'deki yaşayan vatandaşlarımızı çok özür diliyorum. Aptal mı zannediyorsunuz? Ama bunları görmüyor mu zannediyorsunuz? Şöyle bir şerh düşüyorlar yani HDP legal bir partidir, meclistedir. O nedenle onunla bir ittifak kurabiliriz. PKK terör örgütünü terör örgütü olarak kabul etmeyen bir siyasi parti legal olamaz.